Merhaba dostlarım. Bu videomuzda en tehlikeli arızayı sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, bazı dostlarım mesajlarında makinem uçak kalkmış gibi ses çıkarıyor diyor. Bu dengesizlikten kaynaklanır arkadaşlar. Çamaşır makinesinin içerisine tek parça atılan battaniye, kilim gibi malzemeler makinenin bir tarafına yüklenir. Bu bir tarafına yüklenme sonucu da arkadaşlar makinenin tam ortasında bulunan ruman grubu dediğimiz parçaları bozar dostlarım. Aslında bu parçaların bozulması için makinenin su kaçırmaması için arkada bir keçe var arkadaşlar. Bu bilyaların önünde duruyor. Ruman dediğimiz bilya. Bu bilyaların önünde duruyor. Siz ağır yük attığınızda bu iç kısımda bulunan sepete arkadaşlar yük biniyor. Bu sepete yük bindiğinde keçe arasından bilyaya su değiyor ve artık bilya kullanılmaz hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu makinenin bilyaları artık dağılmış durumda dostlarım. Ayrıca orantısız yük atıldığında, yani dengesiz yük atıldığında çamaşır makinesine bir problem daha veriyor. Bu problemin de bir tanesi arkadaşlar amortisör patlaması. Onu da kanalımızdaki oynatma listesinde bulabilirsiniz. Şimdi bilyası dağılmış bir makina atölyemizde. Bunun bilya değişimini göstereceğim fakat bu biraz 10-12 yıllık bir makina bu. Sizin makinalarınız yeni olabilir. Bu makinede arkadaşlar bilyalar nereden değişiyor? Ona bir bakalım. Bunun videosunu da çekeceğim ayrıyeten. Hani onların videosunu çekeceğim. Bu bilgilendirme amaçlı bir video. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ses yapıyor. Makinenin arkasına geçtiğimde arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bu makinenin bilyaları tam şu ortada dostlarım. Yani bunun evde yapılma gibi bir durumu yok. Ve şanslıyız ki bu makinenin bir üç ayak sistemi var. Şuradan yukarıdan gösterecek olursam şu arkadaşlar, şu parça pik bir parça, üç ayak sistemiyle buralardan sökülüyor çıkıyor. Bilyaları değiştirdikten sonra tekrar yerine takılıyor. Sizin makineniz plastik kazansa makineniz komple dağılır, ortadan sökülür. Bilyaları değiştirdikten sonra tekrar dizilir arkadaşlar. Yekpare dediğimiz, yani tek parça kazan ise arkadaşlar maalesef bu kazanların komple değişmesi gerekiyor. Yani tambur olsun, içerisindeki o sepet dediğimiz parça, dış kazan komple değişiyor dostlarım. Tabii piyasada bunu yapan arkadaşlarımız da var. Kazanı belli bir tarafından kesiyor. Tekrar yapıştırma ve vidalama işlemiyle bu işlemi hallediyor. Yekpare kazanlar için 1000 lira, 1200 lira arasında. Kazanı bölünen plastik kazanlar için de arkadaşlar 800-900 lira civarında. Yekpare kazanlar, tek parça kazanlar ve böyle 3 ayaklı kazanlarla ilgili arkadaşlar size bilgiler verdim. Şimdi makinenin sesini dinleyelim. Makinenin bilya arızasını nasıl yaptığını hep birlikte duyalım arkadaşlar. Makinamız öncelikle sıkma fonksiyonuna getirdik. Şimdi makineye sıkma veriyoruz dostlarım. Makine boş olarak çalışıyor şu anda. Sesi duyuyorsunuz. Bilyası da almış makine. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet dostlarım. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi havaalanında uçak kaldırımı sesini direkt olarak duydunuz. Makineniz bu durumdaysa arkadaşlar kesinlikle çamaşır atmayın. Hemen teknik servisle görüşün ve tamburun, yani iç kısmındaki sepetin değişmesine neden olacak
veya da bilyaların oraları, arka milini daha doğrusu zarar verecek konuma getirmeden arkadaşlar bir an önce değiştirin. O da zarar görürse biraz daha pahalıya çıkacaktır. Eğer böyle bir arızayla karşılaştıysanız geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Siz daha kıymetlisiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.